Sonrası da iyi bir rakip olacağımızı biliyorduk. Öncelikle işte tebrik ediyorum Adana Spor'u, tarihlerinden dolayı. Kaliteli ayakları sahip, iyi bir takım. Bugün bana göre iyi takımlarından. Zor bir maç olacağını biliyorum. Biz de yeni kullanacağımız, bugün iki yabancı ve üç yerli yeni oyuncumuzla çıktık sahaya. Fakat bir oyun felsefesi ve karakterimiz var, sizlere de yakından bildiği gibi. Geçen sezondan beri devam eder. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bugün oyunun bölümlerinde zaman zaman bu felsefemizi gerçekleştirdik. Sonuç alacağımız, öne geçeceğimiz pozisyonlar da var. Değerlendirdik, bunlar futbolun içinde var. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız olacak, devam edeceğiz. Ben kısa sürede bu aşıyı yeni katılan arkadaşlarımıza, bu felsefemizi, oyun anlayışımızı geçirmek istiyoruz. İçeride kalan arkadaşlarımızın da yardımıyla. Taraftarımızda burada çok büyük iş düşüyor. Geçen sezon da yaşadık. Ama sonuna kadar bugün de desteklerini esirgemediler. Bizim endişemiz yok, zamanımız var. Güçlendikçe daha pozitif şeyler göreceğiz. Yine aynı özlerine Giresunspor sahada olacak. Devam edeceğiz. Sorularımız varsa sorularımız var. Geçmiş olsun. Teşekkürler hocam. Sezonun çok başı, daha birinci haftadayız ama bugün hiç pozisyonsuz 3 golde kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani birçok pozisyon yakaladık, değerlendirmedik ama şimdi yine söylüyorum. Çok erken ama için üzücü tarafı pozisyonsuz 3 tane golle beraber kaybetmek. Katılır mısınız? Sizce neden bu kadar var? Evet, şimdi yıllarca ben de oynadım biliyorsunuz. Bunlar futbolda karşılaştığımız sonuçlar. Geçen sezon da böyle oynadığımız maçlar oldu. Bazen çok iyi pozisyonlar yakalarsınız, değerlendiremezsiniz. Rakip daha usta ayaklardır ya da şans bugün biraz daha şans faktörü vardır. Bugün rakip girdi dediğiniz gibi çok pozisyona girmedi. Oyunun ilk bölümü tamamen bizim kontrolümüzde olmasına rağmen. Onlar daha usta ayaklar sonuca gittiler. Biz sonuca gidemedik. Ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreçle ilgili bir endişemiz yok. Bunlar futbolun içerisinde olan sonuçlar. Biz bunları göğüsleyip, oyuncularımızla bunları değerlendirip, eksik yönlerimizi kapatarak, güçlenerek devam edeceğiz. Ben dediğim gibi bugün belki biz sonuç alamadık ama yarın bir gün bir maçta biz belki pozisyona girmeden kazanacağız. Bunlar futbolda var ama lig çok uzun, çok başındayız ve yeni oluşan bir takımız. Zamana ihtiyacımız olacak. Burada dediğim gibi sağduyulu ve desteklere devam etmek lazım. Zaten her zaman olduğu gibi Giresun şehri inanılmaz destekliyorlar bizi. Geçen sezonda bu tarz geçiş dönemleri yaşadık. Endişe etmeye gerek yok. Lig çok uzun. Kaliteli arkadaşlar geldikçe güçleneceğiz. Murat Bayraktar, Beşiktaş'ın öğrencisi. Biraz önce Beşiktaş'ın soru sorumluluğunda. Oyun istatistik anlamında ve sezon başlamasına rağmen çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Bütün her şey eşit olmasına rağmen siz kazanmayı başardınız. Bunun adına sonuç olup olduğunu düşünüyor musunuz şeklinde sorduğunda biz giriyoruz pozisyonları. Yani biz gol attık. Şöyle baktığımız zaman iyi oyun ve mücadele söylediğiniz gibi var ama sonucu yaslama ilgisi var, onu veren ilgisi var. Yerini atlatması. Kadrodaki mevkilerinizdeki gerek sayısı anlamında gerekse oyun yetersi anlamında oyuncu konusunda transferleri bir tane sorun. Şimdi sorunuz için teşekkür ediyorum. Montenegro'da sormuşsunuz. O da güzel bir cevaplamış. Biz oyunu özellikle ikinci yarının başından itibaren baskılı bir oyuna geçtik. Beraberliğe gelmesi çok yakındı. 2-1, 2-2'ye gelebilirdi. Daha erken belki 2-2'ye gelseydi oyun nereye giderdi bilmiyorum ama o enerjiyi biz aldık kenarda. Siz de sanırım izlerken aldınız. Ama dediğim gibi daha usta ayaklara sahip bir takım. Kazandılar. Tebrik ediyoruz. Transfer konusunda şimdi Hakan Hocam burada olmadığı için ben mevkisel ve detaylara girmem çok doğru olmaz. Ama şu var. Kesinlikle biz de görüyoruz. Eksik yönlerimiz var. Pozitif olanlar var ama negatifte kaldığımız yerler var. Bunlara çalışmamız gerekiyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla da o eksikleri daha iyi gidereceğimize şüphemiz yok. Ben teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? İyi akşamlar.